ediyoruz. Buna rağmen hala insanların varlığını kabul edip de göremediği çok şeyler var. Belki zamanla ileride ilim bunları da insan gözlerinin görebileceği hale getirecek. Şimdiden bir şey söylemek mümkün değil. Ancak bu varlıkların içerisinde insanın, birkaç haftadır bu noktaya ağırlık veriyoruz, insanın yeri başka. İnsanın önemi, insanın değeri çok farklı. Çok farklı. Mesela hayvanlara baktığımız zaman, hayvanlar alemine baktığımız zaman, yemekte, içmekte, üremekte, türemekte hemen hemen bazı ortak değerlerimiz olduğu halde onlara akıl dediğimiz nimetin verilmeyişi onları tamamen ayrı bir varlık haline getirmiş. Hayvanlarda mesela nefis var, şehvet var, arzu var, istek var. Fakat buna mukabil akıl dediğimiz cevher yok. Verilmemiş. Allah-u Teala öyle murad etmiş, öyle arzu etmiş. Hayvanlara akıl dediğimiz o muazzam cevheri vermemiş. Yine insanlardan ayrı, melek dediğimiz veya melekler dediğimiz varlıkları yaratmış Cenab-ı Hak. Bu sefer onlara da nefis vermemiş. Şehvet vermemiş. Yemek içmek vermemiş. Dişisi erkeği olmamış. Bakın hayvanların nefisleri, şehvetleri, dişisi, erkeği, yemesi, içmesi var. Fakat akıl yok. Düşünemiyor. Tasarlayamıyor. Tefekkür edemiyor. Tasavvur edemiyor. Herhangi bir eser yapamıyor. Herhangi bir sanat eseri ortaya koyamıyor. Meleklere bakıyorsunuz, hayvanlara verdiğinin hiçbirisini vermemiş. Şehvet yok meleklerde. Dişilik, erkeklik yok. Yemek içmek yok. Bildiğimiz gibi üremek, türemek yok. Ama buna mukabil onları da akılla donatmış. Meleklerde de o var. Ama insana gelince şu denkleşmeyi iyi bilmek lazım. İnsana gelince bakınız insanda hayvanlara verilmiş bulunan şehvet var. Nefis var. Yemek içmek var. Çiftleşmek var. Üremek var. Töremek var. Dişilik, erkeklik var. Buna mukabil akıl dediğimiz cevher de var. Akıl. Fikir dediğimiz, akıl dediğimiz, irade dediğimiz manevi bütün kuvvetlerle teçhiz edilmiş. Hayvanlara vermediği aklı insanlara vermiş, meleklere vermediği şehveti ve nefsi de yine insanlara vermiş. Demek ki insanlar hayvanlarla meleklerin bütün hususiyetlerinin ortak bir varlığını temsil ediyor. Hayvanlarda olanları da, meleklerde olanları da ikisini insanda birleştirmiş. İnsan, hayvanla melek dediğimiz iki varlığın ortak varlığı haline getirilmiş. Hayvanlar ne yaparsa yapsınlar, yükselemezler, ilerleyemezler. Allah'ın değer sisteminde hiçbir kıymetleri, önemleri, kıdemleri, değerleri yoktur. Melekler de ne yaparsa yapsınlar ilerleyemezler, yükselemezler,
dereceleri artmaz, onlarda yükselmek de yok, alçalmak da yok. Melekler günah işleyemezler, haram nedir bilemezler, nefis olmadığı için, şehvet olmadığı için, yemek içmek olmadığı için kavga edemezler, çatışmayı bilmezler, vuruşmayı bilmezler, nefis arzusuyla alakalı hiçbir eylemleri yoktur. Demek ki, dikkatinizi rica ediyorum, hayvanlar hiçbir şekilde yükselemezler, alçalamazlar. Onların makamları, mekanları sabit. Ne yükselebiliyor, ne alçalabiliyor. Yani yüksek bir hayvan da yok, alçak bir hayvan da yok. Onların dereceleri sabit. Hayvanlara ceza da yok, mükafat da yok. Hayvanlara cennet de yok, cehennem de yok. Hayvanlara ibadet de yok, sorumluluk da yok. Meleklere gelince, meleklerde de yükselmek yok, alçalmak yok. Hiçbir melek yükselemez, hiçbir melek alçalamaz. Melekler için haram yok, helal yok. Melekler için cennet yok, cehennem yok. Bilmiyorum, bunları düşündünüz mü? İnsanın yerini, makamını, mekanını, halini, yolunu, davranışlarını düşündünüz mü? Bunları bilmeden insanı anlamak zaten mümkün değil. Ama insana gelince, yükseldiği zaman yükselir, 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 vallahi melekleri aşar. Ama buna mukabil alçaldığı zaman alçalır, 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 alçaklıkta hiçbir hayvan ona ulaşamaz. Yani yüksek, yükselmesine de sınır yoktur, alçalmasına da sınır yoktur. İnsan hem yükselebilen, siz söyleyin, hem de alçalabilen bir varlıktır. Bakınız. Cennet, cehennem insan içindir. Sorumluluk insan içindir. Mesuliyet insan içindir. Yükseldiği zaman melekleri aşıyor, alçaldığı zaman hayvanları geride bırakıyor. İnsanın hali bu. Bunu Kur'an-ı Mübin sık sık okuduğumuz küçük bir sure-i celilede beyan ediyor. لَكَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ ف۪ي اَحْسَنِ تَقْو۪يمِ سُمَّ رَدَدْنَاهُ اَسْفَلَ سَافِلِينَ. Esfele safilin, alçakların alçağı, esfel, en aşağılık demek. Sefil kelimesinden daha kötü. Sefil, esfel. Sefil demek aşağılık. Esfel, daha aşağılık. Esfeli safilin, aşağılıkların aşağılısı. İnsan için. Değerli kardeşler, eğer Allah-u Teala insanı yaratmasaydı, ne cennet olacaktı, ne cehennem. Bırakın cenneti, cehennemi, eğer insanı yaratmış olmasaydı, şu içinde yaşadığımız dünya olmayacaktı. Güneş olmayacaktı. Su, toprak, güneş, hayat, hava olmayacaktı. Dikkat buyurun. İnsan olmasaydı hayat olmayacaktı. İnsan olmasaydı şu gezegen dediğimiz dünyamız olmayacaktı. İnsan olmasaydı Allah'ın Esmaül Hüsna 99 ismi tecelli etmeyecekti. Yine dikkatinizi rica ediyorum. Allah'ın 99 ismi var. Buna ne diyoruz? Esmaül Hüsna. Eğer insanı yaratmasaydı bu 99 isim tamamen gizli kalacak, hiçbir fonksiyon ortaya çıkmayacaktı. Şimdi anlıyor musunuz insanın önemini? Kur'an'ın insana bakışına bakın.